Haliç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce gündemden öne çıkan bazı başlıklar. Bugün katliamlarından ders çıkarmayan Türk ordusu bir katliam girişiminde daha bulundu. Kadınlarsa Paris katliamına öfkelerini alanlarda haykırmaya hazırlanıyor. Ekranlarınıza getireceğiz. Ancak önce dünyadan öne çıkan haberleri aktaralım. Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut bir patlamayla sarsıldı. Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı bölge Hizbullah'ın kalesi olarak biliniyor. Görgü tanıkları bölgeden duman yükseldiğini ifade ediyor. Yerel kaynaklar patlama yaşanan bölgede iki ceset gördüklerini aktarırken 6 kişinin de yaralandığı kaydediliyor. Lübnan'ın giderek şiddet sarmalına dahil olması, Suudi Arabistan ve Fransa'nın Lübnan'a askeri yardımları gündeme alması sonrasına denk gelmesi dikkat çekiyor. Saldırıların bir başka adresi ise Somali'nin başkenti Mogadişu'ydu. Dün gece bir otele yapılan iki ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali'nin başkenti. İntihar eylemcisinin bomba yüklü araçla düzenlediği ilk saldırıda iki kişinin yaşamını yitirirken üç kişinin de yaralandığı öğrenildi. Mogadişu havaalanı yakınlarındaki bir otelin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci saldırıda ise bir emniyet müdürü ve 7 asker öldü. Saldırılar sonucu yaralanan 30 kişi hastanede tedavi altına alındı. Saldırıların ardından militanlarla polis arasında silahlı çatışmanın yaşandığı aktarıldı. Saldırıyı Somali'de etkin olan El-Kaide bağlantılı Eşşabab örgütü üstlendi. Türk devleti de Rojava devrimini boğmak için El-Kaide bağlantılı çetelere yardıma devam ediyor. Alınan bilgilere göre dün öğle saatlerinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbar üzerine İnsani Yardım Vakfı'na ait bir tır askerlerce durduruldu. Kırıkhan ilçesi Güzelce Jandarma Karakolu yakınlarında durdurulan tırda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu iddia edildi. Tırda bulunan bir MİT elemanı 3 kişi gözaltına alınırken tırın saat 21 sıralarında Kilis yönünde yoluna devam ettiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan AKP'nin yeni İçişleri Bakanı Efkan Alay ise Suriye'ye silah götürüldüğünü belirten tırda Türkmenlere giden yardımların olduğunu ileri sürdü. Benzer bir şekilde 7 Kasım 2013'te de Adana'da polis bir tırı durdurmuş ve tırda yüzlerce roket başlığı ele geçirilmişti. Öte yandan Rojava'nın Tilhemis ve Cündrese bölgelerinde YPG ile saldırgan çeteler arasında çatışmalar devam ediyor. YPG güçlerinin Tilhemis bölgesinde çetelere yönelik operasyonları devam ediyor. Operasyon kapsamında şimdiye kadar bölgedeki birçok köy çetelerden arındırıldı. Çeteler ise dün Afrin'in Cindirese ilçesine bağlı Derbe Bulut köyüne saldırdı. YPG güçleri saldırıya sert karşılık vererek çeteleri püskürttü. Diğer yandan Heseke ve Tırbespiye'de direnişte yaşamını yitiren iki YPG savaşçısı için cenaze töreni düzenlendi. Rejim güçlerinin 31 Aralık'ta YPG kontrol noktasına saldırması sonucu yaşanan çatışmada 7 rejim askeri ölmüş ve mazlum kodatlı YPG savaşçısı Ömer Ahmet Tilhemis'teki çatışmada ise Berfadan Munzur kodatlı YPG savaşçısı Revan Reber yaşamını yitirmişti. Ömer Ahmet için Heseke'de, Revan Reber için ise Tırbespiye'de kitlesel cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törenlerde mücadelenin yükseltileceği mesajı verildi. Türkiye ise hem iktidar kavgasıyla hem de yolsuzluklarla mücadele ediyor. Yolsuzluk operasyonları ardından görevden alınan emniyet müdürlerine bir yenisi daha eklendi. Rüşvet ve yolsuzlukların ardından birçok kentte görevden almalar devam ediyor. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cemil Uysal görevinden alındı. Uysal yaklaşık 6 ay önce Konya'dan Mersin'e atanmıştı. Roboski'de katliamcı zihniyet iş başında. Roboski katliamı ikinci yılını doldururken bir katliam girişimi daha yaşandı.
Şırnak'ın Kleban ilçesine bağlı Roboski köyünde 34 Kürt gencini katleden AKP hükümetinin katliamcı zihniyeti yeniden iş başında. Katliamın faillerini gizlemeye devam eden AKP hükümeti katliamın üzerine örtmek için Roboski sınırına sözde güvenlik yolu yapıyor. Roboskililer ise amacın güvenlik değil, katliamın üzerine örtmek olduğunu belirtiyor. Roboski köyü ile Güney Kürdistan sınırına yapılmak istenen yolu protesto eden Roboskili gençlere bugün askerler tarafından ateş açıldı. Olayın duyulması üzerine Roboskili ailelerin sınıra doğru yürüyüşe geçtiği öğrenildi. Roboskililerin sınıra yürüyüşünün ardından yol yapım çalışmaları durduruldu. Ve Türk ordusu bundan tam 21 yıl önce benzer bir katliam gerçekleştirmişti. Cüdi Dağı eteklerinde 3 ağaç yani Şive Sor Köyü yakınlarında 31 sivil silahsız üstelik Kürt'ü katletmişti. Şive Sor katliamının tanıkları ilk defa konuştu ve bakın neler söylediler. Özel savaş politikalarının devam ettiği Kuzey Kürdistan'da 1990'lı yıllarda yaşanan katliamların birçoğu açığa çıkarılmadı ve yüzleşilmedi. Bunlardan biri de 21 yıldır gün yüzüne çıkarılmayan Şive Sor katliamı. Rojava'nın çeşitli kentlerinden PKK'ya katılmak için yola çıkan 7'si kadın 30 genç sınırı geçerek Cudi Dağı üzerinden Güney Kürdistan bölgesine geçmek istedi. Tamamı silahsız sivildi. Türk ordusu gençlerin geçeceğini önceden öğrenmiş ve pusu kurmuştu. Silopi ilçesine bağlı Şive Sor köyüne yaklaşık 5 kilometre kala yakın mesafede uzun namlulu silahlarla ateş açılarak katledildiler. Silahsız insanlar silahlarla taranarak infaz edildi. Yaşanan katliamın tanıkları ise yıllardır travmasını yaşadıkları olayı ilk kez anlattı. Katledilen gençleri toprağa veren görgü tanıklarından biri de Osman Kunur. Kunur o geceyi şöyle anlattı. Gece saat 24 gibiydi. Pusu attılar ve otomatik silahlarla taradılar. 31 arkadaşı şehit ettiler. Benle amcam araçları aldık ve olay yerine gittik. Bazıları yaralıydı. Onları da yakın mesafeden taramıştılar. Onları da şehit düşürdüler. Bütün dini vecibelerini yerine getirdik, onları kefenledik ve buraya defnettik. Olay gecesi köyde olan 65 yaşındaki Hülya Kunur ise şunları anlattı. 7 kadının cenazesini yıkadık, kefenledik. Bütün dini vecibeleri yerine getirdikten sonra onları defnettik. Ertesi gün katledildikleri yere gittiğimizde manzara korkunçtu. Bu çocukların hepsi sivil ve silahsızdı. Katliam ardından askerler bu kez köylülere baskı yapar. 6 ay neredeyse her akşam tank ve toplarla bombalanan köy zorla boşaltılır. 9 Ocak Paris katliamının yıl dönümüne ise tam bir hafta kaldı. Kadınlar katledilen 3 Kürt kadın devrimcinin anısına harekete geçti. Paris'te Fransız ve Kürt sivil toplum örgütleri 7 Ocak'ta kadın kırımı konulu bir konferans düzenliyor. Uluslararası Özgür Kadın Vakfı, Kürt Kadın Hareketi Uluslararası Temsilciliği, Fransa Kürdistan Dayanışma Derneği ile Fransız Kadın Örgütü Femmes Solidaris 7 Ocak'ta Paris'te 3 Kürt kadın devrimci anısına kadın kırımına son vermek için kadın katliamlarına karşı harekete geçmek konulu konferans düzenleyecek. Konferans organizasyonu amaçlarının Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez anısına ortak mücadeleyi büyütmek olduğunu ifade etti. Konferans 15 Rue de Vaugirard 75006 Paris adresindeki Munerville salonunda saat 09 ile 18 arasında yapılacak. Konferans programında yer alan konular ise şöyle. Kadın kırımının tarihi ve konsepti. Rojava'da kadın kırımı ve kadın örgütlenmesi. Siyasi cinayetler ile 9 Ocak'taki katliam karşısında halk hareketleri ve siyasilerin tepkisi. Aydınlatılmayı bekleyen siyasi cinayetlerin hukuki perspektifi, medyanın 9 Ocak 2013'teki katliama bakışı, kadın kırımına karşı mücadelede Fransa'daki kadın örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin stratejileri, 21. yüzyılda rejim ve infazlar gerçekliği ile İran'daki kadınların durumu, kadın katliamlarına karşı Sibutili kadınların mücadele deneyimleri, kadın kırımının insanlığa karşı suç olarak tanınması için mücadele stratejileri, hedefler ve ortak girişimler. Konferansa Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in aileleri onur konukları olarak katılacak. Konferans, sinevizyon gösterimi ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla sonuçlandırılacak.
Öte yandan Paris katliamına karşı Kürt kadınlarının öncülüğünde eylemler de devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da alanlara çıkan kadınlar suskunluğunuz ortaklığınızdandır dedi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kürt Kadın Derneği Avesta öncülüğünde Fransa konsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Eylemde 9 Ocak Perşembe günü Viyana'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yapıldı. Eylemde ayrıca Öcalan ve siyasi tutsakların serbest bırakılması için imzalar toplandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada katliamın gerçekleştiği Paris'te kadınlar suskunluğunuz ortaklığınızdandır diye haykırdı. Kürdistan Kültür Sanat Akademisi önünde başlayan eylem, Kürdistan Enformasyon Bürosu önünde yürüyüşle sona erdi ve 11 Ocak günü Paris'te gerçekleşecek dev yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez'in katledilişinin yıl dönümü öncesi DÖK alanlara çıkacak. DÖK tarafından 31 Mayıs 2 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılan 1. Orta Doğu Kadın Konferansı'nda 9 Ocak tarihi siyasi cinayetlere karşı ortak eylemlilik günü olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kürdistan ve Türkiye'nin birçok yerinde eylem ve etkinlikler düzenlenecek. DÖK ve BDP Kadın Meclisleri Sözcüsü Pelin Yılmaz, 9 Ocağı 3 Kürt kadın devrimci şahsında bir mücadele günü olarak değerlendirdiklerini belirtti. Biz bütün Kürt kadınlarını, hakeza Türkiye'de mücadele etmiş olan ve mücadele etmeye devam eden bütün feminist, sosyalist, demokrat, kadın özgürlük mücadelesine mücadele eden bütün kadınları, günü vermiş olan bütün kadınları 9 Ocak günü alanlara davet ediyoruz. Ama 1 Ocak'tan gün vesilesiyle DÖK'ün Kürdistan ve Türkiye'de 200'e yakın eylem ve etkinlik düzenleyeceğini ifade eden Yılmaz, merkezi eylem takvimine ilişkin ise şunları belirtti. 8 Ocak'ta Dersim'de Sakine Cansız'ın mezarına yürünecek ve anma etkinliği yapılacak. 9 Ocak'ta Adana, İstanbul ve İzmir'de Fransız konsolosluklarına yürüyüşler gerçekleştirilecek. Yine 9 Ocak'ta Mersin'de Leyla Şahilemez'in ve Elbistan'da Fidan Doğan'ın mezarlarına yürüyüşler gerçekleştirilecek. 10 Ocak Pazar günü ise Akdeniz Belediyesi'nin 3 kadın devrimci anısına yaptırdığı park ve anıtın açılışı yapılacak. BDP İstanbul Kadın Meclisi de katliamı 3-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği eylemler ile protesto edecek. DÖK SEİRT bileşenleri de 4-9 Ocak tarihleri arasında 3 kadın devrimci için anma etkinlikleri gerçekleştirecek. Aynı amaçla 3 Ocak'ta Mardin'in Nisevin ilçesinde, 5 Ocak'ta Derik'te ve 9 Ocak'ta Koser'de yürüyüşler gerçekleştirilecek. İdir'de ise 4-7 Ocak tarihleri arasında anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Öte yandan katliama tepki eylemleri ise devam ediyor. Paris katliamı Ahmet'in Farkın ilçesinde bir yürüyüş ile protesto edildi. Mersin'de ise DÖK bileşenleri ile BDP Genç Kadın Meclisleri 3 kadın devrimciyi anmak için etkinlik düzenledi. BDP Akdeniz ilçe binasında gerçekleştirilen anmaya çok sayıda kadın katıldı. Yaja'nın başlattığı Özgür Kadınla Demokratik Ulusa kampanyasının Kuzey Kürdistan'da startı 9 Ocak'ta verilecek. Demokratik Özgür Kadın Hareketi DÖK kampanyanın eylem ve etkinliklerini Cansız, Doğan ve Şahilemez'e adadı. Ve bütün devrimci kadınları DÖK Özgür Kadınla Demokratik Ulusa şiarıyla başlatılacak olan kampanya eylemlerini 9 Ocak'ta Paris'te katledilen Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez'e adadı. Kampanya imza toplama, eylem ve etkinliklerle biçimlendirme ve örgütlenme temasıyla yürütülecek. 9 Ocak'ta startı verilecek eylemlere ilişkin açıklama yapan DÖK, katliam üzerinden bir yıl geçti ancak öfkemiz ve acımız taze ve yerini koruyor. Bu nedenle bu arkadaşlarımıza vereceğimiz en güzel cevap mücadeleyi büyütmektir dedi. Orta Doğu'da köy sanmasından korkar.
hem bürokratlar, yönetimler, güçlü işbirliklerine... BDP ve HDP'nin 2014 yerel seçim çalışmalarına geçelim. Seçimlerin yaklaşmasıyla çalışmalar da hız kazandı. Birçok yerde aday tanıtma toplantıları adeta mitinge dönüştü. BDP'li belediye başkan adaylarının halkla buluşmaları mitinglere dönüşüyor. BDP Panos İlçe Örgütü düzenlediği yürüyüş ve seçim bürosu açılışıyla seçim çalışmalarına başladı. Açılışa belediye eş başkan adayları Fecri Aslankan ve Nurhan Karadağ, HDP ve BDP'li yetkililer ile birlikte binlerce kişi katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda seçimlerin Kürt halkının Orta Doğu'da özgürleşeceği bir seçim olacağı belirtildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde BDP'li belediye başkan adayı Emine Akça ile ilçeye bağlı Tılkabin Belde belediye başkan adayı Rabia Takas'ın karşılanması da coşku doluydu. BDP ilçe örgütü önünde düzenlenen miting öncesi araç konvoyuyla kent turu atıldı. Mitingde BDP ilçe başkanı Aziz Acet, il eş başkanı Hami Akdi ve belediye başkan adayı Emine Akça birer konuşma yaptı. Ardından Rabia Takas'ın aday olduğu Tılkabin beldesinde halkla buluşuldu. Mısır ilçesinde ise seçim çalışması belediye konferans salonunda düzenlenen halk toplantısıyla başladı. Toplantıya Mısır Belediye Eş Başkan adayları Necat Yılmaz ile Hatice Sevip Tekin ile BDP'li yöneticiler katıldı. BDP Batman İl Örgütü ise il, ilçe ve belde belediye eş başkan adaylarını tanıttı. Tanıtma toplantısında Batman Belediye Eş Başkan adayları Gülistan Akel, Sabri Özdemir ve Kozluk Belediye Eş Başkan adayları Rahşan Çarboğa ile Mehmet Reşit Haşimi gerçekleştirecekleri hizmetlere dair projelerini sundu. HDP İzmir İl Örgütü de 4-5 Ocak tarihlerinde kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz konulu çalıştay düzenliyor. Çalıştaya ilişkin il binasında basın toplantısı düzenlendi. Ekoloji, kadın, gençlik, eğitim gibi birçok konunun ele alınacağı çalıştayda HDP'nin seçim programı belirlenecek. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvurunun yanıtı beklenirken Buldan ve İdris Baluken bugün Adalet Bakanlığı'nda Bakan Bekir Bozdağ ile görüştü. Yaklaşık 30 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmenin ana gündemi çözüm sürecinin oluşturduğu belirtiliyor. BDP'lilerin bugün ayrıca Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de görüştüğü öğrenildi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan her iki görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve görüşmelerde beklentiyle taleplerini ilettiklerini belirtti. Ve İmralı'ya ilişkin beklentimizi söyledik. Yaklaşık bir ay önce siyasi heyet dışında diğer heyetlerin de adaya gideceği yönünde bilgiler vardı. Bunun gerçekleşmesi gerektiğini söyledik şeklinde konuştu. Duyarlı olmak ve dikkatli olmaktır. Türkiye cezaevleri sorunu kanayan bir yara ve tutsakların mektuplarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Rize Kalkandere L tipi kapalı cezaevinden Bahattin Keskin koğuşlara yerleştirilen kameraları söktüklerini bu nedenle de 7000 TL para cezası verildiğini, Bandırma M tipi kapalı cezaevinden Sezai Mem ise gelen kitapların 1,5 ay sonra teslim edildiğini söyledi. Alanya L tipi kapalı cezaevinden Sait Dikmen hasta tutsakların sevklerinin 9 aydır yapılmadığını belirtti. Tekirdağ Birnoğlu cezaevinden Silivri Altınoğlu F tipi kapalı cezaevine sürgün edildiğini aktaran Mehmet Akıntı adlı tutsak baskıların giderek arttığını ifade etti. Silivri Üçnoğlu F tipi kapalı cezaevinden Mustafa Altay cezaevinin kötü şartlarından dolayı hastalandıklarını, Bolu F tipi kapalı cezaevinden Hasan Şaşmaz da sağlık sorunlarına rağmen tedavi edilmediklerini anlattı. BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Atay ise cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.
Umutların yeşermeyi beklediği bir Nevroz daha kapıda. Nevroz Bayramı bu yıl Avrupa'da 40 civarında parti, örgüt ve kuruluş tarafından kutlanacak. Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22 Mart'ta düzenlenecek kutlamanın şiarı ise halkların barış ve demokrasi şöleni. Nevroz Kürdistan'a barış ve Türkiye ye demokrasi. 2014 Nevroz'u Almanya'da Kürt, Türk, Ermeni, Asuri, Süryani, Laz, Pontos Rumları temsilen 40 civarında parti, örgüt, kurum ve kuruluşun ortak organizesiyle kutlanacak. Ortak kutlama etkinliğine ilişkin bilgi veren Tertip Komitesi üyesi ve Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu YEKKOM eş başkanı Yüksel Koç, amaçlarının özgürlük bayramı olan Nevroz'u halkların bayramına dönüştürmek olduğunu belirtti. Koç bunun için de Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi, ABDEM ve Almanya Demokratik Güç Birliği içerisinde faaliyet yürüten kimlik, inanç ve sol kuruluşlar olarak böylesi bir karar aldıklarının altını çizdi. Koç 22 Mart'ta Düsseldorf kentinde yapılacak kutlamanın resmi programını da önümüzdeki dönemde netleşeceğini belirtti. Ve hep beraber halay ve horonlarla bütün kültürel değerlerimizi ortaya taşıralım dedi. Türkiye'de emek sömürüsü ve karşısında gelişen direnişten bir örnek. Sendikalı oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan Punto Deri ve Hey Tekstil işçileri 2014 yılına direnişle girdi. Birleşe kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Bunların her çeşidinden üretim yapan sanatkarlarız. Biz maaş peşinde de değiliz. Onlar Deri İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 12 Ağustos'ta işten çıkarıldı. Punto Deri Fabrikası işçileri ve 9 Şubat 2012'de Hey Tekstil Fabrikası'nda tazminatları ödenmeden işten çıkartılan 7 Hey Tekstil işçisi haklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Yani sendikaya üye olduğundan dolayı işverenlerin kendi aralarında anlaşmaları da böyle. Deri İşverenleri Sendikası var. Sendikaya üye olanları çeşitli bahanelerle iş akdini sona erdiriyorlar. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! 2014 yılında hukuki sürecin sonuna kadar buradayız. Asıl hakkımızı kabul edilmesi, toplumun da daha yumuşak ve hassas davranmalarını bekliyoruz. Destek amaçlı. Evet, dünyadan gelişmelerle devam edelim. Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Dönem başkanı sıfatıyla birçok bakanlar kurulu toplantısı düzenlenecek. Toplantılarla Avrupa Birliği siyasetlerinin belirlenmesinde eş güdüm sağlanacağı öğrenildi. Bu dönemdeki öncelikler arasında ekonomik büyümenin pekiştirilmesi, göçmenlik alanında düzenlenmeye gidilmesi, gençler arasında işsizlik sorununa çare aranması ve Avrupa Yeni Bankacılık Birliği'nin oluşturulması sayılıyor. Bütün bunların Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce ele alınması gerekiyor. Yunanistan'ın başkanlık döneminde kendi borçlanma koşullarında daha fazla rahatlama sağlamak için bir de kampanya yürütmesi bekleniyor. Küba'da devrimin 55. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Havana'nın yanı sıra ülkenin doğusundaki Santiago de Cuba kentlerinde konser ve paneller düzenlendi. Devlet Başkanı Raul Castro, Güney Amerika ve Küba'nın özgürlüğü için savaşan devrimcilerin adlarını anarak halkın bugün de devrimi sürdürmek ve insanlık ideallerini savunmakta kararlı olduğunu söyledi. Etkinliklere geniş katılım olduğu gözlemlendi. Amerika Birleşik Devletleri destekli Batista yönetimine karşı ayaklanan Fidel Castro ve Che Guevara'nın öncülüğündeki devrimciler 1 Ocak 1959'da zafer ilan etmişti. Onlar bağımsızlıkları için mücadele ettiler ve şimdi bağımsızlıklarının 210. yılını kutluyorlar. Haberimiz Haiti'den.
Güney Amerika'nın bağımsızlığa kavuşan ilk ülkesi olan Haiti, 210. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Bugünlerde önce ABD destekli askeri darbeler, arkasından deprem ve kolera ve Birleşmiş Milletler askerlerinin işgaliyle boğuşan Haiti halkı, 1790 yılında başladığı silahlı direnişi 1804'te noktalayarak bölgede bağımsızlığını kazanan ilk ülke oldu. Yerli ve siyahların birlikte Fransız sömürgeciliğine karşı yürüttüğü mücadele tüm güneye örnek oldu ve Haiti'nin yardımlarıyla bağımsızlığı Kolombiya ve Venezuela istedi. Ancak Haiti bağımsızlığına rağmen 1826'da Panama'da yapılan Bağımsız Amerika Ülkeleri toplantısına dahil edilmedi. ABD tarafından 1862'ye kadar tanınmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda 1915 yılından 1934'e kadar ABD haksız bir şekilde Haiti'yi işgal ve kontrol altında tuttu. Haiti 20. yüzyıl boyunca da darbe, katliam ve iç savaşlardan kurtulamadı. 28 yıl boyunca süren adı birçok katliamla birlikte anılan Duvalier diktatörlüğü sonrası iki defa iktidara gelen solcu Aristide yönetimi yine iki defa ABD destekli darbelerle engellendi. 2010'da meydana gelen deprem sonucu 200 bin civarında insan hayatını kaybetti. Ülkeye yardım bahanesiyle gelen Birleşmiş Milletler ordusu beraberinde kolerayı da getirerek daha çok can kaybına neden oldu. Bugün Birleşmiş Milletler işgalcilerinin ülkeden çekilmesini isteyen Haiti halkı yeniden bağımsızlığını arıyor. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.